Operasyonlarımız, daha doğrusu bizim aksiyonlarımız şu an statik. Bunu bir dinamik hale dönüştürelim arkadaşlar. İlk olarak benim CreateSource'a geliyorum. Buraya bir tane statik operasyonlar oluşturuyorum. Ve artık ben bu operasyonları istediğim gibi kampanyadan da ulaşabilirim. O yüzden indeksime geliyorum burada arkadaşlar. Nerede o? Burada. Artık buna ihtiyacım yok. O yüzden Compute'a geliyorum. Fazla sildim. Compute'a geliyorum. Buraya actions diyorum arkadaşlar. Ve bu actions return'ün de campaign.operations. Bakayım nasıl yazmışım. Operations. Bunu buraya yapıştırıyoruz ve bakın arkadaşlar, sayfamız yine gelecek. Şimdi şöyle bir şey göstereceğim. Ben buradan artık bunu istesem de istersem ezebilirim. Yani gelip buraya static operations dediğimde mesela ne var bizim operasyonlarımız içinde? Ben mesela sadece burada details'i görmek istiyorum. Ben sadece gelip burada details dediğim zaman arkadaşlar bakın action'ların hepsi gitti. Sadece detay sayfası geldi. Yani ben aslında ne yapmış oldum arkadaşlar? Buradaki var olan bir değeri de üstüne aslında burada ezebiliyorum. Yani kampanya klasım benim. Main klasında aldığım bir şeyi ezebilir. O yüzden mesela şunu silersem tamamen bütün hepsi gelecek. Çünkü hiçbir şeyi ezmiyorum gördüğünüz gibi. Bunun gibi biz artık arkadaşlar diğer sayfalardaki kontrolü de yapacağız. Mesela bunu silelim şimdilik. Bizim burada data table'ımızın burada arkadaşlar bir kontrol ekleyeceğiz. Mesela burada ekleme butonu her zaman gözüküyor. Sadece gelip buraya arkadaşlar if eklememiz yeterli olacak. Şimdi sayfamız kaydediliyor. Kaydedilsin, evet. Bakın şu an et geldi. Ben gelir buraya kampanya kısmını tekrar şunu yazdığımda edin gelmemesi lazım. Bakın bu da gitti. Böylelikle ben sayfa bazlı kontroller verebilirim. Hatta o kontrolleri iyice kısıtlayabilirim. Bunu user bazlı biz API ile de yapabiliriz ilerleyen zamanda. Şu an sadece dosyaların içine manuel statik yazıyoruz. İlerleyen zamanda bunları dinamiğe de dönüştüreceğiz arkadaşlar. Gitgide projemiz bu şekilde büyüyor.